bakırda çiçek koysaydın, üzüntülerini, tavsiyelerini belirtseydin. Beni mi arıyorsun beni? Beni arayıp ne diyeceksin? Ben telefonum çıksam ne olur, çıkmasam ne olur? Sen zaten yapacağını yapmışsın. Zaten iki aydır 140 yerde partimiz saldırıya uğramış. Her yerde silahla, bombayla üzerimize gelmişler. Tek bir kişi bile gözaltına alınmamış, tek bir kişi. HDP'yi yakıp yıkanların yanına kar kalmış. Ne yapmışlar? Bakın, bugünün gazeteleri. Bugünün gazeteleri. Bunlar AKP'nin yayın organları işte. Dün Diyarbakır'da katliam olmuş, bakın. Canlı yayında izlesin Türkiye. AKP'nin yayın organı Star gazetesi. Diyarbakır'da 350 yaralı var, katliam olmuş. Halen bizi hedef gösteriyor. Ne manşet atmış? Haçlı İttifakı. Halen bizi hedef gösteriyor. Madem bu saldırı bütün Türkiye olmuş, madem bütün Türkiye bu ülkede bu saldırıdan üzüntü duymuş, siz AKP'liler bundan üzüntü duymadınız mı? Bak, sizin gazeteniz. Saldırıyla ilgili haber yok. Bak başka bir gazeteniz. Bak sizin yayın organınız Yeni Şafak gazetesi. Bunların hepsi iki aydır bizi tehdit eden, hedef gösteren, her yerde HDP'ye saldırı düzenleten ve bizi linç ettiren gazeteler işte. AKP'nin gazeteleri. Bakın, saldırıyla ilgili bir şey yok. Bakın bu AKP'nin yayın organı işte. Güneş gazetesi. Yeni Türkiye'ye yeni Haçlılar bizi hedef gösteriyor. Daha dün katliam yaşanmış, bizi hedef gösteriyor. Bak işte başka bir kaçağı oraları. İşte Sabah gazetesi. Neymiş? Neymiş? Tek bir satır bile haber geçmeden bizi hedef gösteriyorlar. Madem katliam bütün Türkiye'ye yapıldı, bak sizin yayın organlarınız bunlar işte, paçavranız. Bak, Akşam gazetesi, AKP'nin yayın organı. Ben bir erkek olarak Cumhurbaşkanı'na aşık oldum diyen adamın gazetesi işte. İki aydır bunlar bizi hedef gösteriyorlar. Ve bunlar AKP kazansın, HDP baraj altında kalsın diye bütün bu kurt sürülerine, çakal sürülerine bizi hedef gösteriyorlar. Bak! Çıkacağız. Ve yarın akşam
Allah'ın izniyle ve halkın desteğiyle bu belalardan kurtulacağız, kurtulacağız. Sadece birkaç saat kaldı bu belalardan kurtulmak için. Değerli arkadaşlar, sizler iman ettiğiniz, inandığınız için dürüstçe, namuslu, alın terinizle çalışıp çabaladığınız için bu ülkede onurlu birer halk, birer yurttaş olarak yaşamayı hak ettiğiniz için biz yollardayız. Size hakkınızı, elinizden gasp edileni, elinizden çalınanı size iade etmek için yollardayız. Diliniz, kimliğiniz, mezhebiniz, inancınız, malınız, mülkünüz, paranız, ormanınız, dereniz, suyunuz, elinizden alınan neyiniz varsa, işiniz, gücünüz, hepsini iade etmek için yollardayız. Biz size lütufta bulunmak için, biz size armağan vermek için değil, sizden çalınanı size iade etmek için yollardayız. HDP kadroları, Halkların Demokratik Partisi'nin 550 pırıl pırıl halk adayı size hizmet etmek için yollarda. Tek bir oyun bile boşa gitmemesi lazım. Herkes hesabını iyi yapmalı. HDP dışında kime oy verirseniz verin, AKP'ye yarıyor. Bunları durdurabilecek tek güç biziz. Eğer baraj altı kalırsak, işte bu zihniyet Türkiye'yi kaosa sürükleyecek. Her gün Türkiye'de böylesine ciddi bir kargaşayla, baskıyla, zulümle karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Biz tarihi bir görevle, tarihi bir sorumluluk bilinciyle seçim kampanyamızı yürüttük. Ne yaptık biz? Hakkımızı istedik sadece. Biz parti olarak seçime girme hakkına sahibiz. Ve bütün suçumuz ne biliyor musunuz? Barajı geçmek için halkımızdan oy istemek. Bizi başka hiçbir şeyle suçlayamadılar, suçlayamazlar. En doğal hakkımız olan halktan oy istemeyi vatan haini olarak, ülkeyi bölme çabası olarak, demokrasiye darbe olarak, meydanlarda bizi yuvalatarak linç ettirmeye çalıştılar. Yıllardır bize ait olan ama AKP sıralarında oturan 30'dan fazla gasp edilmiş milletvekilliği hakkımızı geri almak istedik. 8 yıldır bizim hakkımız onlar ama parti olarak girmediğimiz için 30 milletvekili AKP sıralarında oturuyor. Normalde sizin hakkınız. Biz parti olarak değil, bağımsız girdiğimiz için 70 değil 35 milletvekili çıkarıyorduk. Şimdi hakkımızı geri istiyoruz. Çaldıkları milletvekilliklerini geri istiyoruz. Bizi Türkiye'yi bölmekle, bizi uluslararası kompro işbirlikleriyle suçluyorlar. Bu kadar alçaklığı doğrusu biz de beklemiyorduk. Bu kadar alçalabileceklerini ben de beklemiyordum. Ne yapalım? Mal bu, malzeme bu. Yapacak bir şey yok. Elimizde bir tek şey var. Sandık. Sandık geliyor, sandık kuruluyor.